Bugün seni büyük bir dertten kurtaracağım sanırım. Çünkü bu sırt çantasıyla beraber artık depolama alanından feragat etmeyerek, hiçbir şekilde uğraşmayarak çok fazla depolama alanı ve özelliklere sahip olacağım. Zaten şimdi anlatacağım, merak etme, hemen başlıyorum. Sadece yapman gerekenlerin ne olduğunu biliyorsundur artık. Abone olmak, like atmak, bildirim açmak, bu kadar. Ve bu sayede 95'lik kısımdan, daha doğrusu abone olmayan kullanıcılar kısmından da çıkmış olacaksın ve beni mutlu edeceksin. Zaten video içinde ayarlara girerken de devam edeceğim. Kurulumu göstereceğim, ancak sadece kurulum için izlemen gerekiyor. Bu modda çok güzel şeyler var anlatacaklarım. O yüzden beraber burada olmamız gerekiyor videoda bence. Yani bilmiyorum, o kadar fazla beğendim ki, çantayı sadece belli bir amaçla kullanmıyorsunuz. Çünkü size verdiği özellikler, buradaki sağ taraftaki özellikler de Minecraft tarafından verilmiyor aslında. Çantayla beraber gelen özellikler. Yani nasıl, şöyle diyebilirim aslında. Bunların gelmesi benim burada yapacağım özelliklere bağlı. Yani istediğim özellikleri yapıp da kullanmaya bağlı. Çünkü hayatta kalmada istediğim tüm her şeyi yapabiliyorum çantalarla dahil. Gelen bu özellikleri istersem çantaya ekleyebiliyorum. Mesela ben şimdi burada daha önce hazırlamış olduğum bir çantayı göstereceğim. Örnek olarak açısından mükemmel bir örnek olacaktır senin için. Burada mesela Netherite çanta var. Moddaki en güçlü çantalardan bir tanesi kendisi. Aç butonuna bastığımızda Windows'ta sağ tıklarsan, muhtemelen de sol tıklarsan çalışacaktır. Buradaki alanım o kadar büyük ki. Ama gerek olmasa bile neye gerek var biliyor musun? Artık fırın taşıtmaya gerek yok mesela. Niye taşıyorum ki ben fırını? Modla beraber gelen bu özellikleri kullanabilirim. Çünkü 6 tane slotum var burada. Netherite çantada en azından. Onun için konuşursam, çünkü diğerlerinde biraz daha az. Ama şimdi bu özelliklerden birisi tabii ki fırın modu demiştim. Çünkü fırın modunu eklediğim zaman ben bu tarafa, burada hemen hazır bir fırın geliyor. Yani ben kömürümü koyuyorum altına. Üstüne de istediğim madeni koyuyorum, direkt burada ısıtıyorum. Yani benden yine tamam eşyasını alıyor, kömürünü alıyor, ama bir slottan ziyade buraya direktmen getiriyor. Yani çanta içinden direktmen bu işlemleri yapabiliyorum hızlı bir şekilde. Bir de benim diğer eklediğim bir özellik burada yemek özelliği. Yani yemek özelliği sayesinde burada da istediğim bir yemeği koyuyorum mesela, buradan bende mevcut olan, ve hiçbir şekilde kendim envanterimi acıktığım zaman alıp da yemek zorunda kalmıyorum. Bununla uğraşmıyorum. Mod oradaki yemeklerden birini alıp acıktığım zaman bana yediriyor. Bu şekilde kolay özellikler var. İşte bunlardan bahsediyorum. Hazır güzellikler zaten bunlar yani. Bunları kullanmak daha da işimizi kolaylaştıracak. Bunlardan biri de tabii ki diğer 4 tane çantadan bahsetmem gerekiyor. Bir tanesi zaten Netherite çantaydı. Ve ben ekstra olarak eklediğim özelliklerden de göstereyim sana. Bak, burada 6 slottan birinde mesela suda nefes alma özelliğimiz, sağlık arttırma ve çabukluk özellikleri var. Bunları bu özellikleri yaparak hayatta kalmada da kullanmam gerekiyor. Çantaya eklediğim zaman olay bitiyor abi. Peki bu çantalardan ikincisine bakalım. Daha doğrusu elmas çantayla devam edeceğim. Bak, bunu açtığım zaman burada gördüğün gibi slotlar azalıyor. Çünkü bu biraz daha az maliyetli Netherite'a göre. Ve burada 4 tane slot var. İstediğim özelliklerden 4 tane ekleyebiliyorum buna. Bunun yanı sıra tabii ki bunun depolama alanı Netherite'a göre biraz daha azalıyor. Buna yapacak bir şey yok. Tabii ki bu normal. Bu da deri çanta. Yani en basit çantalardan bir tanesi. Sadece bir özelliği beraber bununla kullanabiliyorsunuz. Mesela fırın pişirme özelliğini buna koyarsanız orada yine fırını kullanabilirsiniz. Ama sadece 6 özellikten ziyade bir özelliği yemek burada kötü hissettirebilir. Ama maliyet daha az tabii ki. Hangisi sana uygunsa yapman gerekiyor hayatta kalmada da. Çünkü zaten yapım olduğunu söylemem şimdi gerekiyor. Zaten söylemediysem de hatırlatmış olayım. Senin yapman gerekenler sadece abone olmak ve like atmak ve bildirimin tümünü açmak. O kadar abi. Başka bir şey istemiyorum. Bu arada şundan bahsetmem gerekiyor. Bunları takıp çıkarma yönteminden. Yani ben şimdi eski modda da gösterdiğim gibi aslında aynı mantığa sahip olan bir mod. Yani ben şimdi takmak istediğim bir çantayı buraya koyarsam, mesela bak ben 3 tane çanta seçeneği buraya koydum. Hatta 4 tane çanta seçeneği koydum. Tamam mı envanterime? İstediğimin hangisini takmak istiyorsam, mesela Netherite çantadan bahsetmiştim sana. Netherite çantaya bakalım. Zaten bu arada içine koyduğumuz özellikler de burada dıştan yine gözüküyor. Yemek özelliğimiz var, diğer özellikler var. Mesela ben bu çantayı takmak istedim. Envanterimin bir slotunu verdim ona yine ve arkama da zaten çanta gelmiş oldu burada gördüğün gibi. Ve ben bu istediğim çantalardan bir tanesini takmak için de ne yaptığımız zaten az çok anlamışsındır. Envanterimin bir slotuna koymam lazım. Yani buradan çıkarmak istersen buraya koyuyorum. Takmak istersem 9 slottan birini kullanmam gerekiyor dostlarım. Mesela diğer elmas çantaya takalım. Gördün mü? Şu anda geldi. Bunda bir özellik olsaydı özellikler yine hemen sağ tarafıma gelecekti. Minecraft'taki özellikleri kullanabilecektim bu çantayla beraberken. Ve güzel bir özellik daha tabii ki Netherite çantayı geri taktığım anda gördüğün gibi işte buradaki özellikler devam ediyor. Yani bunlar kaydediliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi bir dakika biraz sakinleşelim ve biraz da senin gözünden bakmak istiyorum. Çünkü senin gözünden bakmadığımı fark ettim. Burada hazırlamış olduğum çantaları gösterdim. Ancak sen modu kurduğunda hiçbir şey gelmeyecek eline. Peki ne yapacaksın abi? Burada envanterini açtığın zaman zaten burada çantaların nerede olduğunu söylemiştim. Ekipman kısmına geldiğimizde burada 4 tane çanta seçeneği ve diğer ekleyebileceğimiz birçok farklı özellikten bahsettik. Şimdi ilk başta göstermediğim bazı şeyler var demiştim sana. Bak, buradaki kırmızı ok buradaysa eğer ben başka bir çanta alamıyorum elime. Yani şöyle söyleyebilirim. Ne bunu bırakabilirim ne de farklı bir o surata çanta alabilirim. Yani gelsem mesela ekipman kısmına, ben buradan bir özellik almaya da çalışsam bunu bırakamam. İlk başta ne yapıyorsun abi? Buradaki çantayı slotundan bırakıyorsun. Farklı bir slot veya boş bir slot seçiyorsun. Özellikle çantanda bu şekilde envanterin çok doluysa ve diğer çantalar da varsa envanterinde, bazen sıkışabiliyor envanter. Bu durumda da ne yapman gerektiğini söyleyeyim sana. Çünkü yaşanabilmişti. Diğer modda da göstermiştim. Gördüğün gibi tek yazmam gereken şey burada ekranda olduğu gibi hepsi küçük şekilde ve birleşik şekilde. Bu şekilde clear komutunu kullandım ve envanterimdeki her şey şu anda gitmiş oldu. Şimdi bahsettiğim özelliklerden aslında konuşalım. Önceki videonun başlarında gösterdiğim sana özellikleri burada neydi? Yenilenme özelliği tam olarak buydu. Yemek olma özelliği tam olarak buydu. Yani biz otomatik besleme özelliğini bu şekilde sağlıyorduk. Ona yemek koyuyorduk. O şekilde acıktığımızda bize yemek veren bir özellikti. Onun
yanında soluna nefes alma özelliğini bununla beraber aldım. Buradaki özellikleri tanımlıyorum ki hani sen de burada görselinden direkt anlayıp da kullanabil diye, bunların neye yaradığını ufak tefek anlayabil diye bu şekilde anlatayım. Onun dışında fırın özelliğimiz burada, gördüğün gibi diğer özellik de burada. Zaten bunlar görsellerinden tanımlanabilir dostlarım. O yüzden çok da fazla uzatmayacağım bu konuyu. Şimdi şöyle yapalım. Göstermediğim çantalar var diye tahmin ediyorum. Çünkü burada çantaları çok üstün körü geçtim. Hani 4 tane çantayı da durup durup anlatmadım. O yüzden şöyle yapalım. Bazı özellikleri alalım elimize ve bunlarla beraber test edelim. Özellikle göstermediğim özellikleri almaya çalışayım. Hatta neden, bir dakika, niye gösterdiğim özellikleri alıyorsan bilmiyorum. Şuradakileri alalım abi. Sen sakin ol. Ben göstereceğim sana şuradakileri. Başta bahsettiğim zaten deri çantayı biliyorsun. O yüzden demir çantayla devam edelim. Burada zaten netherite çantadan çoğunlukla bahsetmiştim. Onu almayacağım bile. Tüm çantalarda olduğu gibi yine dodge butonuna bastığımızda burada gördüğün gibi demir çantada 2 tane özellik butonu var. Yani buraya istediğim özelliklerden bir özel gücümü kullanabilirim. Ama burada tabii ki 6 özellik kullanamıyorum netherite çantada olduğu gibi. Çünkü biraz daha az maliyetli, ancak yine de özellik kullanamazsın dememiş mod. Burada yine mesela istersem kazma özelliğini buraya eklerim. İşte onun özelliğini Minecraft'ta kazanırım bu çantayla beraber. İstersem ne bileyim fırın özelliğini veya da işte can yenilenme özelliğini buna ekleyebilirim. 6 özelliğe sahip olan netherite çantada da 6 tane özelliği bir anda kullanabiliyorduk. Burada da aynı mantık. Yani herhangi bir şekilde ikiz rotta da istediğimiz özellikten yararlanabiliyoruz dostlarım. Mesela bu özelliği göstermedim. Şöyle koyduğum zaman gördüm mü? Şu anda ne işe yaradığını tam olarak muhtemelen anladım sayılır. Zıplama desteği verdiğini tahmin ediyorum. Bak çantamı açıyorum. Şimdi tekrardan bu özelliği geri takacağım. Zaten görsellerden tahmin edilebilirse çok zor bir şey değil. Gördüğün gibi şu anda evet vermedi. Tahmin etmiştim, zıplama desteği zannetmiştim ama değilmiş. Bunları biraz daha işte kurcalamak lazım. Hani çünkü sonuç olarak Türkçe olan bir mod değil. Biraz daha isimlerini çevirmekte yardımcı olabilir sana. Ben şimdi çok fazla kafanı yormayacağım bunlarla beraber. Zaten birçok özelliği gösterdiğimi düşünüyorum. Çantanın slotuna bakalım. Çantanın slotu gördüğün gibi normal bir sandıktan sadece ufak tefek biraz daha fazla diyebiliriz bu demir çanta için. Demir çantadan ziyade tabii ki elmas çantayı da göstermedik demeyelim. O yüzden elmas çantayı buradan alıyorum ve envanterimi yine o demir çantada olduğu gibi aç butonuna basıyorum. Bu şekilde bununla beraber mesela 4 özellik kullanabiliyorum. Diğerinde nazaran 2 tane özellik vardı onda. Çünkü burada biraz daha fazla maliyet harcıyorsunuz dostlarım. O şekilde olay değişiyor. Ne kadar fazla ekmek o kadar fazla köfte gibi bir olay mı oluyor? Öyle diyebiliriz. Tam tersi de olabilir, bilmiyorum şu anda. Çünkü bu videonun devamını şu anda bilmiyorum. Saat kaç? Sanırım 23'te çekiyorum. Yani gecenin 23'ündeyiz. Neyse, yapacak bir şey yok. Bak senin için o kadar uğraşıyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Bence bir abone olursun diye tahmin ediyorum. Ne dersin abi? Olursun olursun. Çok zor değil, emin ol. Zaten çok fazla canını sıkmıyorum. Bunları artık çok fazla hatırlatmıyorum. Çünkü bunları yaptığını artık düşünmeye başladım. Ne dersin abi? Umarım yanlış düşünmüyorumdur. Şimdi bir de şey var. Bak dikkatini çektiyse ben envanterde gezerken şurada bu disketler var. Peki bu disketler ne işe yarıyor? Minecraft'taki müzik kutusunda mı kullanıyoruz? Zaten hiçbir işe yaramıyorlar mı? Hayır. Yarıyorlar tabii ki dostlarım. Burada bir tane şey özelliği var. Bak tekrar göstereceğim. Ekipman kısmına geliyorum. Bahsettiğimiz slotlara taktığınızda o özelliği buradaki disketlerden birini size soruyor. Yani istiyor. O yemek özelliğinde gösterdiğim gibi istiyor. Onu oraya koyuyorsunuz, çalmaya başlıyor. Zaten ben şu anda göstermem. Çok uygun olmaz videoda telif nedeniyle ama sen bunları oyunda rahatça deneyebilirsin. Sıkıntı yok. 9 tane seçenek var gördüğün gibi. 9 tane de disketimizi kullanabiliyoruz dostlarım. Tabii ki bu 9 disket ve diğer her şey yapılabilir durumda olduğu için bunları hayatta kalmada da yaratıcıda da sanırım daha göstermediğim bir şey olduğunu zannetmiyorum. O yüzden ne yapacağım? Yapımlara bakalım biraz. Sonrasında zaten yapımların ve arayüzün değişikliklerini görmüştük. Oradan da bakabiliriz istersek. Çünkü fark ettiysen şuradaki modla beraber kurduğumuz anda şu yandaki şeyler değişti. Biraz daha inceldi. Biraz daha modernleşti arayüzümüz. İşte mod aslında ufak tefek detaylar da ekliyor. Burada oyunu durdurduğumuzda gördüğün gibi yeni bir buton geldi buraya. Tam olarak şurasıymış. Ben yanlış anladım. Bak burada gördüğün gibi bir envanter slotu açılıyor. Burada istediğim yapımı görmek istiyorsam tıklıyorum buraya. Bak göstermeye başladı mesela. Bana şu anda bu özelliğin yapımını gösteriyor. Yani çantaya ekleyebildiğimiz bu özellikleri yapabiliyoruz tabii ki de dostlarım. Bunları beraber kullanmak için. Sanırım disketler çok mu nadir bulunuyor ya da farklı bir yerden de çıkıyor olabilir. Şu anda onu anlayamadım açıkçası. Onun dışındaki tüm çantalı türlerimiz, şu bahsettiğimiz 4 çanta türü zaten başta sergileniyor. Mesela ben buradaki basit çantayı yapmak için deri çantayı kullanabilirim. Burada derilerimi koyuyorum, iplerimi koyuyorum, bir tane sandık koyuyorum. Sonra demir çanta için demirlerimi dizeleyip bu şekilde ortaya sandık koyuyorum. Elmas için de burada elmas cevherlerini koyduğum zaman ortaya da yine diğer eski çantayla, demir çantayla birleştiriyorum muhtemelen ve son yapım için de buradaki elmas çantayı kullanarak yanına da sanırım ortalarına netherite koyarak güç olarak dört bir tarafına netherite çantayı yapıyorum. Zaten şu anda karşılaştıracak olursak en güçlüsü netherite çanta. 6 tane özellik slotu veriyor. İstediğiniz özellikleri o slotlarda kullanabiliyorsunuz. Elmas çantada 4 taneydi, demir çantada 2 taneydi ve deri çantada da sadece bir tane. Çünkü bunun bile sunulması büyük bir nimet. Bayağı bir kolay yapılıyor. Ve yine burada kullanabildiğimiz güzel özellikler, ek özellikler tabii ki çok pahalı değil aslında. Sadece böyle daha iyi olanları bayağı bir pahalı olabiliyor. Buradaki mesela işaretlenmiş olanlar elmaslarla yapılabiliyor. Elmas dediğim de yani altınlarla yapılabiliyor. Onun dışındakiler de buna benzer ucuz yapımlar kullanıyor dostlarım. O yüzden çok da zorlanmayacaksınız. Çantayla kullanmak zorundasınız. Çünkü tek başına herhangi bir şekilde kullanıma giremiyorsunuz bu özelliklerle beraber. Elinizde tutmanız bir işe yaramıyor. Oradaki slota koymanız gerekiyor tam olarak. Öyle hatırlatayım. Yani şunu anlama geliyor. Normalde mod yapımcılar ne yapıyordu? Envanterdeki o
eşya yapmamasını ekliyordu. Yani ben her zaman gösterirken mesela sana yapımları buradaki eşya yapmamasını elime alıyordum. Sonra sana diyordum ki hayatta kan moduna geç. Bakalım burada da bakalım farklı bir menüye eklemiş olabilir. Belki bunları yine buradaki eşya yapmamasına da eklemiştir diye tahmin etmek istiyorum. Hayatta kalmaya geçiyorsun. Eğer mod yapımcısı eklemişse zaten göreceksin. Buraya bunu koyuyorsun. Sonra tıklıyorsun. Şuradaki özellik şu şekilde olmayacak. Bu şekilde olması gerekiyor tam olarak. Gördüğün gibi zaten eklenmiş buraya da. Ve bunu da görmüş olduk. Bu sayede diğer arkadaşlarımız isterse buradan bakar. İsterse de oradaki sunulan menüden bakabilir. Burada daha rahat gözükebilir. Çünkü mesela sen istediğin bir şeyi seçtiğin zaman sana ne eşya kullanmak istiyorsan. Mesela sen diyelim şu eşyanın ne olduğunu anlamadın. Üzerine geliyorsun tıklıyorsun. Bu şekilde gösteriyor ne olduğunu. Oyunun hangi eşyada kullanman gerektiğini sana belli ediyor. Tüm özellikler zaten burada belirtilmiş. Yani bir tek şu disketlerin yapımını göremedim ama muhtemelen onun da bir yolu vardır. Hani madende ya da ne bileyim ganimet sandıklarında koyulabilir ya da ne bileyim tapınaklarda da görülebilir. Onu sana bırakmak zorunda kalıyorum dostum. Bir de şey önemli. Normalde Minecraft'ta biz slash fonksiyon komutunu kullandığımızda mod yapımcısı bir özellik veya bir komut sunmuşsa direkt burada görebiliyoruz. Gördün mü şu anda mod yapımcısı sunmuş. Mesela burada BP reload diyor. Yani yenileme özelliği. Burada bir hata olduğunda bu şekilde buna basarsak muhtemelen bunu da yazarsak paketi tekrardan bir reloadlamış oluyoruz modu. Hani bir hata olduğunda bir şey olduğunda bu şekilde kullanmak için bence bir komut anladığım kadarıyla. Zaten hemen altında reset komutu da var. Resetlemeyi sağlayan bir şey. Anlatacağım başka bir şey olmadığına göre şimdi kurulumdan bahsedelim. Zaten sonra son şeylerimi söyler geçerim. Şimdi kaydet ve çık yaptığımızda istediğimiz videoyu seçebiliriz veya yeni videoda da oluşturabiliriz. Bunlar aynı şeyler fark etmiyor. Sadece bizim yapmamız gereken şeyler şimdi göstereceğim kısımlar aslında. Çünkü bunları yapmazsan yine mod çalışmayabilir. Onu hatırlatayım. Düzenleme butonuna basıyorum. Burada isim verdikten sonra sen buradaki denemeleri açmak zorundasın. Çünkü bunları açmazsan mod yine hatalı çalışır veya da hiç çalışmaz. Öyle belirteyim. Sonra kaynak paketlerine geliyorum buradan. Bunları açmam lazım. Burada etkin kısmında açtığım için sende de paketlerimde gözükecek. Resmi bu şekilde bunu buradan açmak zorunda kalıyorsun dostum. Sonra davranış paketinden de açılması gerekiyor. Kendin elle bunu açmak zorundasın yine. Onu açmazsan yine çalışmaz. Ben bunu yine de hatırlatayım. Çünkü bazıları soruyor sonra niye çalışmıyor diye. Bu arada şundan bahsetmedim. Bazen oyunu geri plana attığınızda ve oyuna tekrar girdiğinizde bu modla kaydedilen dünyaya bazen sunucudan atabilme uyarısı veriyor. Bunun neden olduğunu bilmiyorum şu anda ama ekrana koyabilirsem zaten öyle uyarıyı da koyarım. Muhtemelen sen de buna benzer bir uyarı alacaksındır çünkü. Onun dışında bak kayıtlar ne kadar uzun sürüyor. Bence artık abone olmayı bir unutmaman gerekiyor. Benim bence bu videoyu bitirme zamanım geldi. Hadi bakalım diğer modlarda seni burada bekliyorum.